Herkese selam. Bugün squat nedir ne değildir başlığıyla yaptığım videoların ikincisiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz bu başlıkla yaptığım ilk videoda squat'ın sıklıkla arma serisiyle kıyaslandığını, ancak squat'ın derinliklerinde Battlefield ruhunun bulunduğunu ve squat oyununun da aslında bir Battlefield 2 modu olan Project Reality'nin ardılı olduğunu söylemiştim. O videonun bağlantısını aşağıya da yukarıya buralara bir yere bırakacağım. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda neden böyle söylediğim konusunda biraz daha ayrıntı vereceğim. Hepimizin bildiği gibi Battlefield serisinin en bilinen oyun modu Conquest, yani Fethi. Herhangi bir BF haritasına bu oyun moduyla başladığımızda haritaya tıpkı Squad'daki gibi çeşitli bayrakların dağıldığını ve her takıma belirli miktarda ticket verildiğini görürüz. Amaç bu bayrakları ele geçirmek ve bayrakları ele geçirirken de rakibin sahip olduğu ticket'li, yani bilet sayısını sıfıra indirmektir. Conquest modunda rakip oyuncuları öldürmek kadar rakipten daha fazla sayıda bayrağa sahip olmak da önemlidir ki bu sayede rakibi ticket bleed durumuna sokabilir ve rakibimizin daha fazla ticket kaybetmesini sağlayabiliriz. Buraya kadar saydığım ticket, bayrak, ticket bleed gibi kavramlar Battlefield'dan Project Reality'ye, ondan da squad'a uzanan süreçteki ortak noktaları oluşturuyor arkadaşlar. Ancak işte tam da bu temel noktalarla ilgili Project Reality modunu yapanların getirdiği değişiklikler oyunu başka bir noktaya taşıyor. Project Reality'yi geliştiren kişilerin yaptığı en önemli değişikliklerin başında bayraklarla ilgili yapılan değişiklik geliyor. Biliyorsunuz Battlefield'da her bayrak her an için oyuna dahildir. İşte burada Caspian Border haritasını görüyoruz. Bu haritadaki bayrakların, İşte A bayrağı, B bayrağı, C bayrağı, bunların her birini her takım her an gidip alabilir. Bayraklara ilişkin bir sıra yoktur. Project Reality geliştiricileri ise bayrakların ele geçirilmesini belirli bir sıraya bağlıyorlar. Bu sayede oyuncuların haritadaki belirli noktalara yoğunlaşması ve oyuncular arasındaki işbirliğinin ve takım oyununun artması amaçlanıyor. Ayrıca bayraklar belirli bir sırada ele geçirilirken kaybedilen bayrak size ciddi anlamda bir ticket kaybettiriyor. Yani her bayrak kaybında diyelim ki 30 ticket kaybediyorsunuz. Rakibi son bayrağına kadar geri sürüp son bayrağı da ele geçirdiğinizde ise çok hızlı bir ticket bleed başlıyor. Keza bunun benzerini squad'da da görüyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Bütün bunlara ek olarak Project Reality'de kamyon, tank, helikopter gibi araçların kaybedilmesi de araçların değerine göre belirli miktarda ticket kaybına yol açıyor. Yani her araç belirli bir değere sahip, ticket değerine sahip. Biliyorsunuz normal Battlefield'da herhangi bir aracın kaybedilmesi size ticket kaybına yol açmıyor. Bu nedenle oyuncular istedikleri gibi araçları kullanıyorlar. Buna ek olarak Project Reality'de araçlar kaybedildiğinde hemen doğmuyor. Araçların doğma süreleri var. Mesela bir tankı kaybettiğinizde 15 dakika sürüyor onun tekrar doğması. Yine normal Battlefield'dan farklı olarak. Yine bu özelliği Squad'da da görüyorsunuz. Bütün bu değişikliklerin sonucunda da Project Reality'de o Conquest modunun adı Advanced Secure, yani AAS, kısaca AAS ya da Türkçe'ye ilerle ve güven al olarak çevirebileceğimiz isme dönüştürülüyor. Eğer Squad'a biraz aşinaysanız oyunda sıklıkla gördüğünüz AAS veya RAAS kısaltmalarının nereden geldiğini bu anlattıklarımla daha iyi kavradığınızı düşünüyorum. Şimdi bilmeyenler için Squad'da AAS modunun nasıl işlediğini haritada oyundaki haritalardan biri üzerinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz harita Squad'daki Quad Toy haritası ve AAS modunda. Biz Ortadoğu koalisyonu, yani MEA tarafında olduğumuzu farz edelim. Rakip de Amerika. Gördüğünüz gibi haritada çeşitli bayraklar var. Lodikel, Bahadur, Modzai, Malakabat, Çakarkot, Kadzai Lover, Hangu Proper. Ayrıca her iki takımın ana üssü, birisi en batıda birisi en doğuda olmak üzere haritaya yerleştirilmiş. Bunun dışında bahsettiğimiz bayrakları birbirine bağlayan çizgiler mevcut. İşte bu çizgiler
bu bayrakların ele geçirilme sırasını gösteriyor. Şimdi biz oyuna diyelim ki Orta Doğu Koalisyonu olarak başladık. Ana üssümüz gördüğünüz gibi burada. Biz ilk bayrak olan Lodikeli almalıyız ki daha sonra Bahadur bayrağını ele geçirebilelim. Lodikeli alacağız, oradan Bahadur'a ilerleyeceğiz ve onu alabileceğiz. Bahadur'u alınca Motsai bayrağı açılacak, bu sefer onu ele geçirebileceğiz. Sıra bu şekilde devam ediyor. Motsai'yi alacağız ki Malakabat alınabilir duruma gelsin. Malakabat alınacak ki Çakarkot bayrağı açılsın ve orayı alabilelim. Çakarkot'u alacağız ki işte Kazai Lovur'a ilerleyebilelim ve Kazai Lovur'u alacağız ki son bayrak olan Hangu Proper'ı ele geçirebilelim. Tersi durumda Amerikan takımı için geçerli. Amerikan takımı ilk bayrağı olan Hangu Proper'ı aldığı zaman ancak Kazai Lovur'u alabilir. Ve Kazai Lovur'u aldığı zaman ancak Çakarkot'a ilerleyebilir. Ve aynı şekilde diğer bayraklar için aynı durum geçerli. Yani bayrakların neyi var? Belirli bir alma sırası var. Bu ne anlama geliyor? Ben oyunun başında diyelim ki Orta Doğu Koalisyonu olarak Bahadur bayrağına ilerlersem ve Lodikel'e hiçbir adam göndermezsem Bahadur bayrağını istesem de alamam. Demek ki önce bu ilk bayrağı ele geçireceğiz. Ardından diğerini, ardından diğerini, ardından diğerini. Şimdi gördüğünüz gibi ilk bayrak olan Lodikel'in üstünde böyle bir kesikli dörtgen bulunuyor. Beyaz renkte. Bu bizim için alınabilecek durumda olan nötr bir bayrak olduğu anlamına geliyor bu. Diyelim ki ilerledik ve bu bayrağı aldık. Bayrağı aldığımızda bayrak takımımızın renklerine, takımımızın armasıyla kaplanır. Az önce beyaz renkte olan bayrak gördüğünüz gibi bizim takım renklerimize büründü. Daha sonra gördüğünüz gibi az önceki kesikli dörtgen Bahadur bayrağına geçti. Bahadur bayrağını alınca da yine bizim takımımızın bu beyaz renkteki bayrak bizim takımımızın renklerine bürünecek. Ve sırayla Motsai bayrağı, daha sonra Malakabat bayrağı ve diğerleri açılacak. Şimdi bayrak sırası içinde Orta Doğu Koalisyonu yani MEA takımı Motsai'ye kadar ilerlemiş olsun. Rakibi olan Amerikan takımı da Çakarkot'a kadar ilerlemiş olsun. Ortadaki Malakabat bayrağı her iki takım için de alınabilir durumda olur. Yani bu bayrağı hem Amerikan takımı saldırabilir hem de Orta Doğu Koalisyonu takımı saldırabilir. Bu bayrak her iki takım için de alınabilir durumda. Yani Amerikan takımı Bahadur'a saldırırsa alamaz ya da Orta Doğu Koalisyonu takımı Kadzai Lovur'a saldırırsa burayı alamaz. Keza Amerikan takımı Bahadur'a saldırırsa burayı alamaz. Ya da Orta Doğu Koalisyonu takımı Çakarkot'a saldırırsa Çakarkot bayrağını alamaz. Keza Amerikan takımı Motsai bayrağına saldırırsa Motsai bayrağını alamaz. Her iki takım da bu bayrağı ele geçirecek ki diğer bayraklara saldırabilsin. Şimdi diyelim ki ortadaki az önce her iki takım içinde alınabilir durumda olan Malakabat bayrağını Orta Doğu Koalisyonu takımı gitti ve ele geçirdi. Bu durumda Orta Doğu Koalisyonu için bu bayrağın üzerinde böyle kesikli bir mavi dörtgen oluşur. Ayrıca gördüğünüz gibi bir de mavi kalkan var. Bu şu anlama geliyor. Bu bayrak Orta Doğu İttifakı'nın savunması gereken bayrak. Yukarıda ise Çakarkot bayrağında ise kırmızı renkte kesikli bir dörtgenin oluştuğunu görüyoruz. Bu ise şu anlama geliyor. Bu bayrağı artık Orta Doğu İttifakı saldırabilir. Yani burayı savunacak
Savunma. Savunma bayrağı. Çakar kod ise saldırı bayrağı. Bu durumun tersi ise Amerikan takımı için geçerli. Şimdi Amerikan takımından bayrakların nasıl göründüğünü görelim. Gördüğünüz gibi Amerikan tarafından baktığımızda ise Çakar kod bayrağı Amerika tarafı için kesikli mavi renkte bir dörtgen oluşmuş. Yani bu bayrak Amerikan takımının savunacağı bayrak ve güneydeki Malakabat bayrağı ise Amerikan takımının saldıracağı bayrak. Ayrıca savunma bayrağının üzerinde gördüğünüz gibi mavi renkte bir kalkan var. Saldırı bayrağının üzerinde ise kırmızı renkte bir kılıç ya da kama, yani saldırma işareti var. Peki bir bayrağı nasıl ele geçiriyorsunuz? Basit. Bir bayrakta rakipten ne kadar fazla oyuncuya sahipseniz o bayrağı ele geçirirsiniz demektir. Şu anda bildiğim kadarıyla, ki yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Bir bayrakta rakipten en az 3 oyuncu daha fazlaysanız bayrağı rakipten almaya başlıyorsunuz ya da oyun içi tabirle bayrağı keplemeye başlıyorsunuz. Bir bayrağı alırken haritayı açtığınızda ekranın sağ üst köşesinde mavi bir bar var. O bar mavi ise ya da maviye dönüyorsa o bayrak sizindir ya da size doğru geçiyor demektir. Eğer o kırmızıysa veya kırmızıya doğru dönüyorsa rakip alıyor demektir. Şimdi diyelim ki Malakabat bayrağındasınız ve Orta Doğu İttifakı olarak oynuyorsunuz. Çakar kod bayrağına saldıracaksınız ve elinizde 9 oyuncu var. 9 oyuncu bu bayrağa saldıracaksınız. 9 kişilik bir squadınız var ve Çakar koda saldıracaksınız. O sırada Çakar kodda 12 tane Amerikalı oyuncu var. Sizin Çakar kodu almanız için, yani bu 3 mantığıyla söylersem, bu 12 Amerikalı'dan 6'sını en azından ortadan kaldıracaksınız ki sahip olduğunuz 9 kişi bu bayrağı gittiğinde ele geçirmeye başlayabilsin. Tabii bu 9 kişinin de hepsinin hayatta kaldığını farz ediyoruz. Diyelim ki bu 9 kişi 2 tanesi düştü, 7'ye düştünüz. Bu sefer ne olacak? O 3 fark Amerikalıları en az 4'e düşürmeniz gerekiyor. Bu böyle böyle gidiyor. Eğer tabi Amerikalıların burada bir hub'ı varsa bu ölen oyuncular geri doğabilir ve bayrağa tekrar girebilirler. Dolayısıyla sizin o kaynağı, yani bayrağı besleyen kaynağı kurutmanız gerekir. Hub'ı ortadan kaldırmanız gerekir vesaire vesaire. Süreç bu şekilde devam ediyor. Tabi burada hani 3 sayısı yanlış olabilir ama oyunun işleyişi rakipten ne kadar fazla oyuncunuz varsa o bayrağı ele geçirme üzerine kurulu. Bu işleyişte değişmeyecek. Oranlar versiyondan versiyona değişse bile. Bayraklarla ilgili bir diğer konu da şu. Diyelim ki siz Orta Doğu İttifakı olarak Amerikan takımının elinde olan Çakar Kod bayrağına saldırdınız. Aynı esnada Amerikan takımı da sizin elinizde olan Malakabat bayrağına saldırdı. Sizin takımınız gitti ve Çakar Kod'u ele geçirmeye başladı. Aynı esnada da Amerikan takımı gitti ve Malakabat'ı ele geçirmeye başladı. Eğer bu ele geçirme sürecini siz durduramazsanız ya da onlar sizi durduramazsa karşılıklı olarak bayrakları beyazlatırsınız. Buna oyundaki tabirle buna double nötr deniyor. Yani iki bayrak da beyaza dönüyor. İki bayrak beyaza döndüğü andan itibaren saldırdığınız bayrağı alamazsınız. Bu her iki takım için de geçerli. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Eğer Orta Doğu İttifakı olarak Çakar Kod'u alabilmek istiyorsanız
tekrar geri dönüp Malakabat'ı Amerikalıların elinden almanız gerekiyor. O yani o beyaz bayrağı tekrar kendi lehinize döndürmeniz gerekiyor. Tersi de Amerikan takımı için geçerli. Onlar da Malakabat'taki ilerleyişi devam ettirmek istiyorlarsa geri dönüp öncelikle Çakarkot'taki beyaza dönmüş bayrağı kendi renklerine çevirmeleri gerekiyor. Buna oyunda double nötr deniyor. Oyun içi tabirle. AAS modu ile ilgili son olarak ekleyeceğim şey, aslında az önce anlattıklarımı sadece tamamlamak açısından ekliyorum bunu. O da şu: diyelim ki siz Orta Doğu İttifakı takımı olarak almanız gereken ilk bayrak olan Lodikel'e bir adam gönderdiniz ve burayı keplemeye başladınız. O sırada Amerikan takımı Oldu'ya sahip olduğu 50 oyuncunun 50'sini birden Lodikel bayrağına gönderdi. Biliyorsunuz oyunda helikopterler var ve bunu hızlı biçimde yapabiliyorsunuz. Şimdi bu 50 kişinin 50'sinin birden burada bulunması aslında bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu bir kişi bu bayrağı alabilir. 50 kişi, rakipten 50 oyuncu burada bulunsa bile. Çünkü neden? Bu bayrak, Lodikel bayrağı henüz Amerikan takımı için alınabilir durumda değil. Peki ne yapar Amerikan takımı? Tabii bu 50 kişi biraz abartı oldu. Diyelim ki 50 kişi değil de 9 kişi gönderdi. Özellikle oyunda artık oyunun profesyoneli olan klanlar var. Oyunu gayet iyi biliyorlar. İyi de helikopter pilotu varsa aynı zamanda o takımda, hızlıca bu 9 kişilik bir squad'ı rakibin ilk bayrağına gönderiyorlar. Buradaki bu bir kişi yine aslında 9 kişiye üstünlüğe sahip. Nedir o üstünlük? Bu 9 kişinin sayısal üstünlüğünün hiçbir anlamı yok. Çünkü bu bayrak onlar için alınabilir durumda değil. Ve bu bir kişi bu bayrağı ele geçirebilir, kepleyebilir. Ama eğer bu 9 kişi bu tek kişiyi öldürürse bu bayrak yine boşta kalır, kepleyen olmadığı için. Evet, Amerikan takımı da alamaz ama Orta Doğu İttifakı takımı bu bayrağı henüz keplememiş olur. Dolayısıyla daha sonraki diğer bayraklar, Bahadur bayrağı, Mozai bayrağı açılmamış olur. Ve bu durum Orta Doğu İttifakı için bir gecikmeye yol açar. Aynı esnada tabii bu 9 kişi işte buraya hap atabilir, daha da durumunu tahkim edebilir. Ve gelen diğer, hani Orta Doğu İttifakı'ndaki adamlar, ha bizim adamımızı öldürdü, biz oraya tekrar başkalarını gönderelim der. Diyelim ki 6 kişi gönderir. Amerikan takımı o 6 kişiyi de ortadan kaldırır vesaire vesaire. Yani bu ilk bayrağı rush atma olayı oyunda sıklıkla gördüğünüz bir durum. Özellikle AAS modunda. İlk ya da ikinci bayraklara. Bunun diyelim ki biz Orta Doğu İttifakı takımındayız. Bizim takımımız için olumsuz yanı şu: biz henüz ilk bayrağı bile keplememişken rakip kendisine ait olan bayrakları sırayla ele geçirir. Ve bir anda bir bakmışsınız, Modzai de onların eline geçmiş işte sırayla ele geçirirken. Ve siz Bahadur'a kadar geriye düşmüşsünüz. Burada önemli olan bir durum da şu: eğer karşı takımda iyi bir klan varsa ya da klanlardan oluşuyorsa ve bir takımda sadece hani public oyunculardan, sıradan hiçbir klanı olmayan, sadece oyunu bir şekilde görüp hani bazı kurallarını öğrenmiş oyunculardan oluşuyorsa, genelde o klanlardan oluşan takım oyunu bir şekilde domine ediyor ve karşı tarafı ezip geçiyor. Bu nedenle ne kadar çok insan tanırsanız oyunda, birlikte oynayacak ne kadar çok arkadaşınız olursa o kadar iyi oluyor. Anlaşacağınız insanlarla birlikte oyunu oynamak daha zevkli oluyor. İlla bir klana girin demiyorum ama hani birlikte bir işler yapabileceğiniz arkadaşlarınız olursa daha etkili olursunuz oyunda. Buraya kadar umarım bu AAS modu ile ilgili yeterli bilgi vermişimdir. Elbette bu anlattıklarım oyunun bu versiyonu ile ilgili geçerli. İşte az önce verdiğim, diyelim ki bir bayrağı ele geçirmeniz için karşı takımdan 3 oyuncu daha fazla olmalısınız en az gibi bilgiler. Bunlar değişebilir. Ama oyunun temel mekaniği AAS modunda bu şekilde işliyor. RAAS modu ile ilgili bir şey demeyeceğim şu anda. Onu belki başka bir videoda açıklarım. Ama zaten RAAS ile ilgili benim kişisel olarak bazı eleştirilerim var. Bunu belki daha sonra
Oyunun yapımcılarına da yani forumlarında falan ileteceğim. Belki de başkaları söylemiştir zaten. Şimdilik AAS modu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler.